Yetişkinlerde şaşılık 3-4 grup hastada görüyoruz. Bunlardan birincisi çocukluğundan itibaren olan bir göz tembelliği. Diğeri ara ara olan göz kaymalarının giderek artması. Bir diğeri yetişkinlik zamanında yaşadığı bir göz travması nedeniyle görme kaybı. Veya bir sendrom veya sinir felci gibi bir durumda yetişkinlerde şaşılığa neden olabiliyor. Ameliyat öncesinde mutlaka kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer daha öncesinden ameliyat olmuşsa hastamız, buna ait raporlar varsa bunları inceliyoruz. Daha sonra da hastamıza yapacağımız işleme ilişkin kayma açısı ve ne tür bir işlem yapacağımızı hastamızla paylaşıyoruz. Ameliyat sırasında, ameliyatın bitiminde ve ertesi gün mutlaka kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kontrollerde kaymanın tamamen düzeltildiğini görüyoruz ve biz o şekilde taburcu ediyoruz hastamızı. Yetişkinlerde kayma içe, dışa veya yukarıya veya aşağı şeklinde olabiliyor. Bu kaymaların hepsine müdahale edebiliyoruz. İçe kaymalarla genellikle gözü içe baktıran kasları zayıflatma şeklinde ameliyatlar uyguluyoruz. Ara ara dışa kayma olan veya sürekli bir gözün dışa kayması olduğu durumda ise genellikle o göze sadece müdahale etmemiz yeterli sonuç veriyor. Yetişkinlerde şaşılık ameliyatının sonrasında iyileşme süreci yaklaşık 1-2 haftadır. Hastalarımız 1. hafta sonrasında işlerine veya okullarına dönebiliyorlar. Sonuç olarak yetişkinlerde şaşılık başarıyla tedavi edebildiğimiz bir durumdur. Bununla ilgili bize sorularınız için ulaşabilirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun diliyorum.